Herkese selam. Bugün kahvaltıda ne yesem diye düşünürken yalancı pizza yapmaya karar verdim. Onu da size göstermek istiyorum. Kaşar malzemelerimiz. Ya insan her zaman aynı şeyleri yemekten sıkılıyor ya. Bu da sucuk. Ekmek. Yalancı pizzanın asıl malzemesi. Hamur yerine ekmek koyuyorsunuz. Böyle hemen pratik olsun falan diye. Ne mantar kullanacağım ben. Ben 4 dilim ekmekten yapacağım. Çünkü az yapınca da güzel olmuyor. İşte siz artık kaç kişiyseniz ona göre de yapabilirsiniz. Biber, kırmızı ve yeşil. Bu da biber salçası bildiğiniz. Bunun içine nane ve kekik koydum. Böyle kendimce bir sos yaptım. Ekmeklerin üstüne süreceğim. Bunu bir parça kestim. Bunu rendeleyeceğim. Altını da üstüne de kullanıyorum ki böyle bol kaşarlı olsun diye. Ama bu da zor ya, rendelemek insanın kolu ağrıyor. Güç gerektiriyor arkadaşlar. Evde daha güçlü biri varsa siz ona rendeletin. Allah Allah. Bayağı oldu yalnız ya. Neyse, artanını da artık yarın omlet falan yaparım. Böyle kaşarlı, biberli, mantarlı. Faciaydı, biliyorsunuz, izlediyseniz onu. Uf, bitmedi ya ama. Bitti. Bayağı oldu. Göstereyim. Şu kadar kaşar. 4 dilim ekmeği biraz fazla gibi ama. Mantarlarımı soyacağım. Soyuyorum ben mantarı. Sadece yıkamakla yetinemiyorum. Şöyle şurasını. Şuradan zaten hemen soyuluyor. O şeyini kopardığınız zaman sapını şöyle altlardan tutup şu şekilde sapını koparıyorsunuz. İçinden. Kabuğu var bildiğiniz ya. Ama güzel oluyor soyunca. Çünkü bu direkt toprakta yetişen bir şey. Bilmiyorum. Yani herkes görmüştür herhalde mantar. İlla ki dağda bayırda gezerken. Direkt toprakta yetiştiği için ve toprak, çamur, her şeyle temas ediyor. Bu da kabuk gibi bir şey işte. Bunun soyulabilen. Şöyle. Bitti bile. 4 taneydi zaten. Çayım demleniyor. İnanın çay demlenene kadar olabilecek bir şey bu. Çok kolay. Yalancı pizza. Zaten belki bilen de yapan da falan da vardır. Yani sabah sabah pizza yenir mi diye düşünmeyin bence. Tost yiyorsunuz. Düşündüğünde. Yani mantar zaten hani yeniliyor omletle vesaireyle. Ne bileyim sucuk. Zaten sucuklu yumurta. Sucuk da yeniliyor yani. Ya da sucuklu tost yiyorsunuzdur belki. O yüzden sabah sabah yenilemeyecek bir şey gibi düşünmüyorum ben bunu hiçbir zaman. Şimdi sucuğumu doğrayacağım. Oh. Bunu keselim. Bu nasıl açılıyor ki acaba? Neyse şöyle şu keseyim bari her yerine. Açamayışım. Öf, gıcık oldum ya. Ay, düştüm. Bunu da doğrayacağız yuvarlak. Üstüne koymak için.
Ama soyamıyorum. Bu ne için sucuk ya? Arkadaşlar başıma bir şey gelirse adresimi biliyorsunuz. Arada bir beni yoklayın. Çok olur mu bilmiyorum. Emin olamadım. Artanlarını artık başka şeylerde değerlendiririz. Yuvarlak yuvarlak doğradık sucuklarımızı da. Şunun yan tarafına doğradım şöyle. Sonra tepsimiz. Ben yağlı kağıt koydum. Altına getiriyorum. Ekmeğimi açıyorum. Şöyle ortalardan 4 milimetre alacağım. Boyları eşit olsun diye. 2, 3, 4. Öyle diziyorum hepsini yan yana. Sonra sos. Önce sosumuzu süreceğiz. Ekmeklerin üstüne sosumuzu sürüyoruz. Hepsine tek tek güzelce yediriyoruz. Bu köy biber salçası. Anneciğim yapmıştı. Bana getiriyorum. Sağ olsun, böyle şeyleri hiç almıyorum. Hepsini annem yapıyor. Salçaymış. Ne bileyim. Böyle konserve. Konserve değil de turşu yapar. Turşu çok yemiyorum gerçi de. Zeytin zaten. Zeytinciyiz. Zaten zeytin memleketten geliyor. Öyle şeylere para vermiyorum. Yağma yani. Yağ filan işte. Sonra kaşardan koyuyorum önce. Böyle hepsinin üstüne doğru koyuyorum ki ekmekler birleşsin böyle diye. Ayrı ayrı koymaya çalışmıyorum yani. Tek bir bütün pizza olsun diye. Son dilimleri böyle alırken kaşarlar, bak, ay çok mu koydum? Akacaklar. Şimdi sucuklardan koyalım. Şöyle. Ben bir şeyim, çok güzel olacak bu ya. Bir gösteririm zaten. Tit 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 tit. Hepsinin üstüne 4'er tane sucuk koydum. Benimkiler küçükmüş ama 5 de koyabilirim yani. Sucuklarım küçük. Bence bunların hepsini koyarım ben. Bunun üstüne koydum. Vallahi yaptım. Sonra mantar. Zaten mantarlar küçülen bir şey olduğu için direkt atıyorum üstüne. Mini minik kalacaklar. Bir de bol malzemeli oldu. Şimdi de biberlerden atalım. Başka ne konuluyordu buna? Zeytin. Zeytin. Zeytin nerede? Ha, burada. Zeytin de şöyle keseyim birazcık. Siyah zeytin. Yeşil zeytin de konuluyor muydu? Buna siyah konuluyordu galiba, değil mi? Yeşil zeytin olur mu ya sizce? Bunu bana kim, Arzu'dan mı öğrendim acaba? Ben bunu kimden öğrendim acaba? Kim yapmıştı ki? Hiç hatırlamıyorum. Demek ki bir yerde yapıp yemişim. Yapmışlar yine. Sevmişim, sonra da yapıyorum ara sıra. Ama çok ara sıra yani, çok nadir. Bence yasaklarla ilgili şu an böyle bu işlere biraz sardım. Çünkü hafta içi zaten işe gidiyoruz. Ofiste kahvaltı ediyorum. Hafta sonu normalde dışarı çıkardım. Hani kahvaltı evde etsem bile çok böyle uğraşmazdım yani dışarı çıkacağım için. Bir şeyler yer giderdim. Ama şu anda hafta içi bir, yani hafta sonu zaten yasak var, evdeyim. Hafta içi bile home office çalıştığım için haftanın 2-3 günü sıklıyorum arkadaşlar, böyle şeylere sardım. Ha, bunun üstüne bir tur daha şey yapacağız değil mi? Kaşar. Her yer kaşar oldu. Bir tur daha kaşar yapıyorum. Şöyle. Ha, o deli deli malzemeli oldu ya. Bizim yatak gibi oldu. Çok merak ediyorum nasıl olacak bu.
Bildiğin depeleme. Yani malzemenin kalınlığına bakın. Şöyle görebilirsiniz. Bakayım, fırında küçülürler ama ya. Azalacaklar şimdi fırına girince. Pişti bile. Çok çabuk pişiyor. 10-15 dakika. Ay, ben biraz fazla bile bekletmişim. 10-15 dakika yeterli bir süre. Of, çok güzel pişti. Malzemesini çok mu koydum diyordum ama gördüğünüz gibi hepsi eridiği için az bile koymuşum yani. Şöyle. Oh, dökülüyor. Dökülmeyelim. Yiyeceğim şimdi afiyetle. Gördüğünüz gibi dumanı üstünde sıcacık mis gibi kahvaltı. Biraz yanmış ama olsun. Evet. Bugünkü videomda bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.